odaklanmış bulunuyoruz. Bölge altyapısıyla, planlamasıyla ve konumuyla yakın geleceğin yıldızı olmaya hazırlanıyor. İstanbul'un en büyük şehir parkı, Hayat Parkı'nın yanında inşa edilen Avrupark Hayat Projesi ile ilgili kısa bir tanıtım filmimiz var. Dilerseniz önce onu izleyelim. İnşaat sektörünün öncü ismi olan Enver Konut Güvendesi'yle Cihan İnşaat ve Konut Yapı Avrupa Hayat Projesi için müşterileri geliştirdi. İstanbul'un hızlı gelişen lokasyonu olan Hoşköy'de İstanbul'a ve İstanbullulara yakışır yepyeni bir proje başlıyor. Hayatın tüm renkleri burada. Avrupa Hayat. Doğayla iç içe huzur bulunduğu yaşam. Hayal ettiğiniz tüm standartlar Avrupa Hayat'la gerçeğe dönüşüyor. Yeşille nefes alan, modern kesimlere sahip mimarisiyle hayatınızın en değerli anlarına merhaba edeceksiniz. Üçüncü hava yolu, yani Kuzey Marmara Otoyolu ve Erenler başında yaklaşık 143 metrekare büyüklüğünde yemyeşil, huzur ve keyif dolu olan bölge parkı, Hayat Parkı'da sizlere hemen içinde kalmak isteyeceğiniz değerli bir mesaj. 47 metrekare alana yayılan, 1+1=4+1 geniş seçenekleriyle 1095 konut, farklı metrekarelerde 81 ticari üniteyle yeşillikler içinde rafine bir hayat sizleri bekliyor. Her ayrıntısı kesinlikle tasarlanmış, birbirinin önünü kesmeyecek şekilde planlanan bloklar, yürüyüş parkuru, güneş, piknik alanları, alışveriş alanları ve tesisleriyle Avrupark hayatta olmanın ayrıntılarını hissedeceksiniz. Özellikle tasarlanmış modern çizgilerin ve konforlu bulunduğu konutlarımızdaki yaşam alanlarında ihtiyaç duyacağınız tüm olanaklara sahip olacaksınız. Estetik ve konfor olarak üst mübadisiyle evinizde huzurlu yaşayacaksınız. Yoğun iş temposunun ardından çok da konuşuyor. Onu söyleyecekten bir şey yok. Yok yani. Aslında bugün sizle konuştuk. Daha önce görüşmüş olsaydık belki lansman bile yapmazdık yani. Bazen de işte şey oluyor. Yani burada insanlara işte tanıtmak, duyurmak bir şey gerekiyor belki de bahçeden. Yani yoksa şimdi bu kampanyayla inşallah iyi bir satışta olacak ya. Ya belki işte moral vermek adına konuşmak lazım. Yani bölgeye ilgi, bayağı ilgi var. Bizim ofis dolup taşıyor şu anda yani. Çok yoğun ilgi var. Yeni yıllık özel güvenliği, site içerisindeki geniş kapsamlı kamera özelliğiyle siz de sevdiğiniz... Yani bunlar işte bir böyle sektöre falan moral veriyor, yoksa... Tabii. Çocuklarınız hala bir şeyler yapıldı. Site içerisi araç trafiğine kapalı olduğu için çocuklarımız özgür bir sektörü konuşmayıp bir tek bir konu tanıtım, bir proje tanıtımı olduğu için sınırını söylenecek. Hayatın tüm renkleri sizinle. Değerli misafirlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı siz katılınca bir anlam ifade ediyor. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşdere bölgesi, Bahçekent aslında adı ismi biliyorsunuz. Bizim başından beri güvendiğimiz bir bölgeydi. Bu bizim orada ikinci projemiz. Daha önce Avrupa vardı. Şimdi Avrupa Hayat ismiyle yeni projemiz var. İstanbul'un hakikaten gelişen bir bölgesi. Bu uydu kent çıkıyor. Sayın Genel Müdürüm daha geniş bilgi belki verecektir ama yaklaşık şu an 8 bin konut var orada devam eden ki bunun yarısına yakını bitmiş durumda. Dolayısıyla biz burada şu anda 1+1'den 4+1'e biraz önce tanıtım filminde de görmüştünüz. 21 ayrı seçenek sunuyoruz satışa. Hemen hemen tüm sosyal donatılar gerek sitenin kendisinde gerekse çok yakınındaki Hayat Park'ta yer alacak. Hakikaten yaşam açısından
oldukça bazı açılardan kolaylık sağlayacak diye düşünüyoruz. Öte yandan 3. havalimanıyla birlikte bu bölge daha da hareketlenecek. Hatta şu anda talepler arasında havalimanı çalışanları gittikçe artmaya başladı. Örneğin Türk Hava Yolu mensuplarından satışa müracaat edenler var satın almak için. Bu tabi lokasyonla alakalı bir şey. Özellikle otoyollar tamamlandığı zaman ki 2019'da en geç tamamlanmış oluyor. Bir yandan da işte metro hattı tamamlandığında yakınına gelecek. Yakın derken yani Esenyurt güzergahını kastediyorum. Dolayısıyla iyi bir bölge olduğunu düşündüğümüz bir lokasyonda iş yapıyoruz. Bizim bu ikinci projemizde 1095 konut, 81 iş yeri yer alacak. Daha öncesi 1394 konut ve 87 iş yeriydi. Bizim fiyatlarımız 3200 liradan başlayacak burada. Yukarıya doğru gidecek. Hedeflediğimiz bizim Avrupa'da %80 civarında bir enflasyon dahil zaman içerisinde fiyatta artış olur diye hesaplamıştık. Ve planlarımızda bir ne artı ne eksi bir sapma olmadı. Şu anda ilk lansmandan bizde daire alan müşterilerimiz aşağı yukarı %70 civarında kazanç sağlamış durumdalar. Tabii enflasyon buna dahil. Enflasyondan arındırdığınız zaman belki %50'ler, %45-50 arası bir şey çıkar. Burada da tahminimiz bu. Kendimize göre planladığımız bir şey var. Ümidimiz ilk projemizde olduğu gibi oturum ağırlıklı olması satışların ki Avrupa'da şu an bu böyle. Biz bunu müşterilerimizden görüyoruz. Yatırımcılar da var, yabancılar da var ki yabancıların özellikle Arapların çok ciddi ilgisi var. Bir önceki projede buna da gelen taleplerden biz bunu görüyoruz ki bir müddette zaten satışa çıkmakla ilgili müşteri baskısı vardı burada. Ben çok kısa sürede çok hızlı bir satış bekliyoruz biz burada hiç ama. Ama bir yandan da yatırımcılarımız açısından da bakıldığında bölgenin kendisinin değer kazanması yani bir tek bizim projemiz değil. Burada daha önce emlak konutun yapıp teslim ettiği proje var. Flora var ki o da yapıldı, teslim edildi. Bizim Avrupark var. Tual var. Ve biz varız. Tabii bu projelerin her birinin getirdiği bir şeyler var. Baktığınızda camisi var, okulu var. Hastanesi olacak inşallah. Tuval'in yaptığı projede yer alıyor yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla bölgenin kendi kendine yetme özelliği de olacak. Bir baktığımızda ki şehirde bugünkü İstanbul'da çok önemli. Bizim işte güvendiğimiz, inandığımız bir proje. Tekrar söylemiş oluyorum. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum ve Sayın Genel Müdürüme sözü bırakıyorum. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere sözü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Sayın Murat Kurum'a bırakıyorum. Evet, ben de herkese şahsım ve Emlak Konut adına günaydın diliyorum, hayırlı sabahlar. Evet, inancımızı hiç yitirmememiz gerekiyor. Ülke hepimizin ülkesi. Bu değerler hepimizin. Hatta dün belki birçoğunuz da izlemişsinizdir bir profesör galiba işte geçmişle ilgili bir anısını anlatıyor. Babası, üç çocuklar bunlar işte köyde yaşıyorlar. Pantolon alayım diyor, pazara gidiyor falan. O gün için bir siyah pantolon almak veya bir siyah önlük, beyaz yakalı önlük giymek çok büyük değerdi. Birçoğumuz için hepimiz geçmişinizi hatırlayın. 2+1 dairelerde oturuyorduk. Hatta birçoğu da salona odalar açılıyordu. Hatta sofa mantığında iki oda bir mabeyn veya sofa diyeceğimiz evlerde yaşıyorduk. Tabii ülkemiz çok gelişti. Yani 2003 yılından bugüne baktığınızda sırf emlak konut olarak biz 128 bin bağımsız bölüme ulaştık. Ve yaptığımız her projede de hani bir üstüne nasıl çıkarız insan hayatını sosyal yaşamıyla birlikte bir üstüne nasıl taşırız buna da çalışmaya gayret ettik. Ve her projede de insan odaklı
bir proje yapalım ve insanların burada daha iyi, daha refah yaşayabilmeleri adına ne yapabiliriz diye açıkçası her projede düşünmeye çalıştık. O yüzden ki bu ülke hepimizin, bu ülkeye sahip çıkmamız lazım, ülkemizin sektörlerine sahip çıkmamız lazım. Gelişen bir ekonomimiz var. Son çeyrekte işte siz de biliyorsunuz ki %5 büyüme gerçekleştirdi, 5.1. Yine Eylül ayı satış rakamlarına baktığınızda rekor denecek bir satış gerçekleşti. Bunda tabii ki tapu harçlarının muafiyetiyle ilgili son tarihinde olması etkili oldu ama %28 oranında %29'a yakın bir artış sergilendi geçen yılın Eylül ayına göre. 140.298 satış görüldü. Diğer taraftan emlak konut özelinde baktığınızda biz ihalelerimize yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda satışlarımız, karlılığımız, ciromuz devam ediyor. Sosyal içerikli projelerimize hiçbir durak vermeden, yani bugün acaba bu yatırım yapılır mı, yapılmaz mı açıkçası çok da düşünmeden, örneğin en son Kuzey Yakası projemizi lansmanında yaptık, inşasına başladık. Yaklaşık 600 milyon liralık bir yatırım, o bölgenin büyük bir parkı, sosyal donatı alanı 380 bin metrekare, o bölge içinde gerçekten nefes alınabilecek, yaşanabilecek bir yer olsun diye uğraşımız var. Onun dışında o bölgede işte meydan altı, 1000 araçlık kapalı otopark, otoparktan binip metroyla istediği yere gidebilecek insanlar, sosyal donatıları, camileri, yine Hoşdere bölgesine gidecek olursak 8800 bağımsız bölüm gerçekleştik bugüne kadar orada. Bugün de Avrupark Hayat Projesi bu projelerden birisi. Bu 8800 bağımsız bölümün yanında 140 bini bitti ama toplamda 160 bin metrekare bir bölge parkı, 2 tane lise, 5 tane ilköğretim okulu, 3 kreş, 2 sağlık ocağı ve 3 tane de cami inşaatını yapıyor olacağız. Bunlar böyle söylemesi kolay ama yapması gerçekten zor. Yani söylüyoruz, bugün baktığınızda bu inşaatları yapabilmeniz için 3 sene bir süreç geçiyor. İşte bunun satışı, pazarlaması, projesi, işte bu lansmanı, siz tabii burada öyle otelde bunları böyle dinliyorsunuz ama biraz da böyle işin içine girseniz çok farklı süreçler var. Gerçekten sıkıntılı süreçler var. İnsanlara bir vaat sunuyorsunuz. O vaati gerçekleştirmek adına da var gücünüzle çalışıyorsunuz. Bu açıkçası kolay bir iş değil. İnşaat sektörüne baktığınızda hep söylüyoruz işte 250 tane yan sektörü var. Evet, bir daireye girdiğinizde hemen hemen 250'ye yakın bir ayrıntı var. Yani bir yol işi gibi değil, bir altyapı işi gibi değil. Altyapıda 10 tane kalem vardır ama inşaat sektöründe 250 tane sektörle iç içe açıkçası. Aslına bakarsanız ben hani şu tartışmaların da yersiz olduğunu düşünüyorum. İşte inşaat sektörü mü, sanayi sektörü mü? Aslında iç içedir ikisi. Yani bugün bizim kullandığımız kapı bir sanayi tesisinden geliyor. İşte bir radyatör yine oradan geliyor. Armatür oradan geliyor. Yani biz bunları yapmasak onlar da üretilmez. Ha, bu ağırlık oranına bakılır. Ülke genelinde bir planlama yaparsınız. Süreç içerisinde de inşaat sektörü şuna gelsin, sanayi sektörü buna gelsin ve buna göre de destekler sunarsınız. Belki bugünden sonra aslında bunları da çok iyi düşünüp ileriye yönelik planlamamız gerekiyor. Örneğin gelişmiş ülkelerde mortgage kredileri çok düşük faiz oranlarıyla verilebiliyor. Yani bizde mortgage kredileriyle ticari kredinin çok farkı yok. Buna ilişkin biz de devletimizden, hükümetimizden açıkçası bir düzenlemeye ilişkin görüşüyoruz. Buna ilişkin de süreç içerisinde düzenlemeler yapılması gerekir. Evet, bugün gücünün üzerinde iş yapan firmaları piyasalarda görüyoruz. Aslında belki piyasada yaşanan bu darlık, sıkışıklığın bir sebebi de
budur diye düşünüyorum. Artık insanlar kendi finans yetkilerine, ölçülerine göre hareket etmek zorundalar. Bir birim iş yapabilecek kapasitesi varsa eğer, bir birim iş yapmalı, üç birim iş yapmamalı. Biz bunu şartnamemizde, ihale şartnamemizde açıkçası bir sınır olarak koyuyoruz. Teminat mektuplarıyla işi açıkçası daha da zor hale getiriyoruz. Niye zor hale getiriyoruz? Çünkü herkes girmesin. Yani gücü olan girsin, işini bitirsin, öbür işine başlasın şeklinde. Dolayısıyla hani bunları da bir düzen içerisinde yönetmemiz gerekiyor. Alternatif finans araçları bugün bence çok önemli. Buna ilişkin emlak konut olarak biz de çalışıyoruz. Nedir alternatif finans araçları? Yani bu mortgage kredilerini daha düşük nasıl alabiliriz? Yani buna ilişkin yurt dışından düşük faizli kredi mi bulmalıyız? Yok efendim sertifika mı? Yok kira sertifikası mı? Mesela bizim eskiden projelerde lansman döneminde %70 satış olurdu. Ve yani bir gelirdik işte buraya hep beraber. Siz de biliyorsunuz artık yani bunlar bizden daha iyi. Gelirdik, projemizi anlatırdık. Satış ofisi yapılırdı. İşte 2 milyon liraya bir satış ofisi, bir maket, bir proje, bir ruhsat, varsa ihalenin peşinatı giderdik. %70 satış olurdu. Şimdi böyle bir satış olması mümkün değil. Neden? Yani o günkü şartlarda baktığınızda 2003 yılından bugüne sırf TOKİ emlak konut olarak 1 milyonun üzerinde konut inşa edilmiş. Evet o günkü arz talep dengesine baktığınızda çok 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 ciddi arz talep dengesizliği vardı. Şu an dengeler yine talep noktasında fazla ama bir şekilde bunun planlanması gerekiyor. Yani örneğin yılda 50 bin konut mu satılıyor İstanbul özelinde 100 bin. Bunun işte diyelim ki 50 bini de orta gelir ve üstü. Bunu da planlamamız gerekiyor. 9 kilometre yol üzerinde işte 16 tane AVM yapmamamız gerekiyor. Bunların hepsini açıkçası devlet planlama teşkilatı ülkenin bütçesini nasıl planlıyorsa bizim de buna ilişkin planları yapmamız gerekiyor. Günün ihtiyaçlarında bu olduğunu düşünüyorum. Buna ilişkin örneğin kentsel dönüşümle alakalı hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem İstanbul Büyükşehir Belediye'miz örnek bir çalışma yapıyor. Bunları ileriki süreçte açıklayacaklardır. Yani bunu gerçekten bir kontrol altına alma noktasında. Evet kentsel dönüşüm ülkemizin kaçınılmazı. Yapılması gereken en büyük projemiz. Sanayileşmekten de önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun da bir düzen çerçevesinde, yerinde dönüşümle yapılması noktasında büyük uğraşlar veriliyor. Biz de emlak konut olarak aslına bakarsanız bu projeleri öyle veya böyle finansal anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar örneğin TOKİ'den yaklaşık 12 milyar liralık arsa satın aldık. Yani bu arsanın örneğin mesela 3,5-4 milyarını son 1,5 yılda aldık. Niye? Biz bir taraftan TOKİ'nin sosyal konut ve sosyal işleri yani örneğin karakol hastane işlerine destek olmak için tabii ki bizim desteğimizde bunların tamamı yapılamaz ama bir nevi katkı da olsa az da olsa katkı vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da örnek uydu kentler, örnek yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. Avrupa Hayat Projesi bizim 8800 bağımsız bölüm yaptığımız Hoşdere bölgemizde yer alıyor. Burada geçmişte 2009'larda mı başladık? 12'den. 2009-10'da ihalesini yaptık galiba. O zaman işte 1500 liraya biz burada konut satıyorduk. Metrekaresi 1500 liraya. Bugün geldiğimizde artık 3500-4000 TL bölü metrekarelere gelmiş durumda. Ki bu projede baktığınızda da 3000 metrekare seviyelerinde ve bugün lansman öncesi, biraz önce konuştuk. Projenin de yaklaşık %25'i de ön talep değil artık, satışa geçmiş durumda. Bu da hem sektörümüz adına hem de bugün
bu ortamda işte acaba arz fazlalığı var mı yok mu konuştuğumuz ortamda satışın iyi bir satış olduğu evinize malum. Tabii ki bölgesel anlamda arz fazlalıkları olabilir. Bunları da genel ölçekte planlamamız gerekiyor. Yani bir yerde birden çok belki proje arz etmememiz gerekiyor. Yıl sonu itibariyle 8 milyar lira satış hedefimiz vardı. Yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm satış hedefi vardı. 2 milyar da kar hedefimiz vardı. Bunları da gerçekten bu ortamda yakalayabileceğimizi en azından ciro ve karlılık olarak hedeflerimizi yakalayıp metrekare bazında da yine 10 bin bağımsız bölümü yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Yine mortgage kredilerinin menkul kıymetleştirilmesiyle ilişkin bizim de çalışmalarımız var. Emlak konut olarak alternatif günün şartlarına göre alternatif finans anlamında, proje anlamında alternatif çalışmalar yapmak zorunluluğumuz var. Eskiden biz de çıkıp bir şey söylemeden satış anlamında satış yapabiliyorduk. Artık insanların ihtiyaçlarını, finansal durumlarını ki bugün gerçekten bu faiz ortamında %15 yüksek bir faiz. Bu faiz ortamında siz de takdir edersiniz ki öz kaynağı olmayan firmaların iş yapmaları oldukça zor. O manada biz de bu dengeleri tutmaya çalışıyoruz. Evet, öz kaynağı olan firmalar, güçlü firmaların iş yapması gerekiyor. Bu saatten sonra güven gerçekten çok önemli bir hal alıyor. Bunları da açıkçası takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgede Avrupark Hayat projesinde yaklaşık 1095 bağımsız bölüm var. Bunun içinde her türlü yine sosyal donatı anlamında her türlü ayrıntı düşünülmüş. Zaten hem Ertuğrul Bey hem de proje tanıtımında izledik. İnşallah bölgeye, şehre yakışan, insanların içinde mutlu olduğu bir proje olur diye düşünüyorum. Ayrıca Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümüne az bir süre kala bugün burada olmamızı sağlayan, bu ülkede yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi de rahmetle anıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kesinlikle aranmalı. Yani bilhassa bu kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı. İş bitirmesi, finansal gücü olan firmaları sahaya sürmemiz lazım. Açıkçası vatandaşa da bu kentsel dönüşümü bir rant dönüşümün olmadığını iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten devletin bütün kademeleri bu işe ilişkin kafa yoruyorlar, uğraş veriyorlar. Hani bu iş nasıl yapılabilir? İnsanları mağdur etmeden yerinde dönüşüm yapılarak nasıl yapılabilir diye büyük uğraş veriyorlar. O manada vatandaşın da gerçekten bilinçlenmesi gerekiyor. Ve kentsel dönüşümü, inşaat sektörünü, belki sadece kentsel dönüşüm değil, bütün inşaat sektöründe sizin dediğiniz manada kontrol altına almanın doğru olduğunu düşünüyorum.
Aslına bakarsanız bunu sektör kendi içinde banka ile bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yani bankalar o noktada finansal durumu el vermeyen firmalara zaten kredi anlamında, ticari kredi anlamında zorluk yaşatıyorlar. Ki bence yaşatmaları gerekiyor. Hak edene hak ettiğini vermek lazım. Ki gerçekten sektörde ne üretici ne tüketici zarar görmesin. Evet, bu manada bütün sektör için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Benim sorumluluğum Murat Bey. Öncelikle siz de konuşmanızda kısmen bahsettiğiniz döviz kurlarındaki hareketlilik var. Faizlerde yukarıya yönlü bir ivmede kazandığını görüyoruz. Bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerle bunun bir süre daha böyle devam edeceği görülüyor. Bu hem döviz kurlarındaki yukarı yönlü gidiş hem faizlerdeki yukarı yönlü gidiş maliyetlere de bir artış kaçınılmaz olarak getirecektir. Sektör bu konuda bunu nasıl absorbe edecek? Bunlarla ilgili neler yapmayı düşünüyor? Birinci sorun bu. İkincisi de konuşmanızda söylemiştiniz. Konut kredileri ve ticari krediler birbirine çok yakın. Bizde yurt dışındaki gibi konut kredilerinin oranlarının biraz daha düşük olması için görüşüyoruz demiştiniz. Mesela kimlerle görüşüyorsunuz? Hükümetle mi görüşüyorsunuz? Bankalar birbiriyle mi görüşüyorsunuz? Bu özellikle konut kredilerinde nasıl bir opsiyon elinizde var? Nasıl bir düzenleme olmasını istiyorsunuz. Bunu biraz daha açarsanız. Evet. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bizim vatandaşımız hepimiz en zor şartlarda yaşamaya alıştık bir kere. Yani hani başımıza gelmedik iş kalmadı yani açıkçası. Dolayısıyla hani bugün Türk insanının, Türk milletinin ülkesine, devletine, milletine sahiplik noktada sonsuz derecede sahip çıktığında her noktada, her ortamda görüyoruz. Evet, Orta Doğu'da sıkıntılar var. Tüm dünyada sıkıntı var aslına bakarsanız. Yani işte Almanya hükümet kuramadı, Hollanda keza aynı şekilde. Bakıyorsunuz İspanya'da acaba bölünür mü, bölünmez mi? Yani hani burası tam siyasi bir konuşma, burada hiçbir zaman yapmadık da yapmayacağız da. Ama bütün dünyanın yaşadığı bir sıkıntı yaşadığı bir ortamda siz de %5 büyüme gerçekleştiriyorsunuz. Bugün geçen hafta bize iki projeye ilişkin çok büyük yatırımcı geldi. Yani hani şöyle söyleyeyim size, milyar dolar seviyesinde yatırımcı geldi. Yani ülke olan ilgi bir kere hiçbir şekilde düşmedi, azalmadı, eksilmedi. Aksine o gün belki başka konjüktürde işte Orta Doğu'dan bir yatırımcı bekliyordunuz. Bugün belki Uzak Doğu'dan bir yatırımcı geliyor. Dolayısıyla hani bu ilişkilere göre bunlar da şekillenebiliyor. Türkiye güçlü bir ülke. Yani 1 trilyon dolar baktığınızda büyüklük olarak, ekonomi büyüklüğü 1 trilyon dolara gelmiş. Avusturya'yı ikiye katlamışız. Yani Avusturya 500 milyon dolar seviyesinde. Bunlar hani tam net de doğru söylemeyebilirim. Ama bu seviyelerde. Yani dolayısıyla biz bulunduğumuz ülkenin konumunu da iyi etüt etmemiz lazım. Evet, dolar yükseliyor. Evet, maliyetler yükseliyor. Bizim artık 2000 liralara, 2500 liralara konut satmamız giderek zorlaşıyor. O manada belki şu an elimizde hasılat paylaşımı olarak satışa sunduğumuz en düşük konut projelerinden biridir. Bir bölgedir. İnsanların da tercihlerini, niye iki oda bir mavi yayından, sofadan bahsettim. Biraz daha belki o noktada küçülmemiz gerekiyor. Yani şöyle küçülmemiz gerekiyor. Oturduğumuz ev, yaşam alanları, bakıyorsunuz ev alıyoruz, evin içerisini mobilya dolduruyoruz. Yani evde hareket edecek yer kalmıyor. Yani yemek masası, yok vitrin, yok efendim şu bu. Ya eskiden hepiniz hemen hemen aynı yaşlardayız. Yani divanda yatmıyor muyduk yani? Divanda yatıyorduk. Yani hepimiz aynı odada yatıyorduk. O belli bir yaşa kadar orada büyüdük. Yani bunları yapabiliyorduk yani. Dolayısıyla bizim bu yaşam standartımızı da biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün küçük çocukta bile iPhone var. Bir iPhone ekonomisi var ya. Yani bunlara bizim hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bu değerleri bizim kaybetmememiz gerekiyor. Eğer bu Türkiye Cumhuriyeti varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten bu büyüme, bu başarı varsa, bu ülkeye inançtır. Bu bizim değerlerimizdir. Bu değerleri de kaybetmememiz gerekiyor. Dolayısıyla dolar da yükselse,
Evet, savaş da var şu an, savaş da var. Savaş da olsa biz satış yapıyoruz, yatırımcıyla görüşüyoruz, hedeflerimizi yakalayacağız. Projenin %25'ini satmışız, bir olumsuzluk yok. Evet, bölgesel manada olumsuzluklar da olabilir. Konut kredileriyle alakalı da şunları yapmamız lazım. Yani biz geçmişi emlak konut olarak çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yani iki tane büyük halka arz yaptık. O ikinci büyük halka arzın üzerine hala bir halka arz yapamadık. Yani ve o günkü şartlarda biz gerçekten 2 milyar dolar halka arzdan para aldık. 2013 yılında 2 milyar dolar halka arzdan para aldık. Şunu söyleyebilirim. Yani bizim de günün şartlarına göre evimizin, yani bütün sektörlerin alternatifler üretmesi gerekiyor. Örneğin konut kredisiyle alakalı belki bir fon oluşturulması gerekiyor. Yurt dışında baktığınızda bir fon var. İnsanlar buraya paralarını biriktiriyor. Bu emeklilik fonu gibi bir fon. Buraya paranızı yatırıyorsunuz ve 5 sene sonra da o fondan devlet size kredi verebiliyor. Veya işte mortgage kredilerini yine alıp menkul kıymetleştirebiliriz. İşte bir varlık fonu kurulma çalışması var. Varlık fonuyla birlikte düşük faizli krediler verilebilir. Belki yine bu konut sertifikası tam anlayamadık, anlatamadık. Bu konut sertifikası, kira sertifikası gibi alternatif araçlarla yapılabilir. Bunlar üzerine tabii çalışmak lazım. Evet, bu böyle bir ihtiyaç olduğu kesin. Yani konut sektörüyle alakalı gerçekten 20 yıla varan mesela vade yapın diyorsunuz. Biz bir önceki kampanyada bunu gerçekten çok zorlandık yani. 20 yılı şu anki bankacılık sisteminde yapma şansınız yok. Hatta 20 yılla 120 ay yani çok az bir fark oluyor. Yani hepiniz belki baktınız, çalıştınız. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani 10 yılda insanlara konutunu al öde deme şansımız açıkçası yok. Ki insanların da yani 10 bin dolar kişi başı gelirin olduğu yerde, işte maliyetlerin de 3.000-3.500 lira olduğu yerde 10 senede ödeme şansları da yok. Yani biz kendi projelerimizde bunu bir şekilde 180 ay, 240 aya varan vadeyi kendi bünyemizde yapıyoruz. Örneğin işte Gebze'de, Nevşehir'de, Niğde'de, Ankara'da kendimiz yapıyoruz. Buna ilişkin evet hükümetimizin bir çalışması da var. Ben de sizin gibi duyuyorum, izliyorum, takip ediyorum. Süreç içerisinde bunların da olması gerekiyor. Sadece o da değil aslında bakar. Sadece Emlak Bankası'nın hayata geçmesi de değil bence. Örneğin emeklilik fonu gibi konut fonlarının kurulması gerekiyor. Buralara yapılması gerekiyor. Belki buradan kazanılan kazançtan vergi alınmaması gerekiyor. HDV ile ilgili işte düzenleme konuşuluyor. Ve bunların hepsi süreç içerisinde yapılacaktır. Aslına bakarsanız hani devletimiz de günün şartlarına göre hareket ediyor. Hiçbir şeyi tabii önceden öngörme şansınız yok. Öngörebildiğimizi zaten planlıyoruz. Bunlar da süreç içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Thank you.
Evet, yani bu yabancı yatırımcı bir kere netleşince hani bahsedelim. Yani milyar, 1 milyar değil, yani milyar dolar seviyesinde ki bu belki yakın zamanda gerçek. Bunun dışında toplu olarak proje görüşmemiz var. Yani hani belki müşterisinin de hazır olduğu toplu proje görüşmemiz de var. Bu yabancı yatırımcının, yerli yatırımcının hala ilgisinin olduğundan bahsediyorum. Evet, mesela biz iki tane geçmiş haftalarda iki ihalemizi çıktık. Bir ihalede istediğimiz neticeyi alamadık, bir ihaleyi de iptal ettik. Ama biz bunu 2008'de de yaşadık, 2009'da da yaşadık. Sonra ne oldu? İki ay önce atıyorum 10 liraya veremediğimiz yeri, iki ay sonra 25 liraya verdiğimizi de biliyorum ben yani. Yani bugünün şartlarında oyuncu belli. Yani bu oyuncular alabildiği yükü de almış birçoğu. Hepsi olmasa da. Dolayısıyla onların daha fazla yük almaması gerekiyor. Zaten biz bunu işte şartnamemizde kendimiz bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anlık sıkıntılardan hareket edip ülkede işte kriz var, satılmıyor, edilmiyor demenin kimseye faydasının olmadığını düşünüyorum ki büyüme ve satış rakamları bunun tam tersilerini söylüyor. Süreç içerisinde bunların da düzeleceğini, belki rayına oturacağını düşünüyorum. Yani çok fazla satışın, lansman esnasında satışın yapılmasının nedeni belki o firmanın 4 tane iş yapması. Satış olmasaydı zaten yapamazdı. Zaten yapmaması da gerekiyor. Yani gücüne göre hareket etsin herkes. Bunu sağlayacak. Aslında bir şekilde emniyet sübabı kendi içinde var bu sistemin. O manada çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Öbür soru neydi? Sektör olarak böyle bir önem almayı planlıyorsunuz. Zaten kendi içinde. Yani bunu her bakanlık, her birim aslında kendi içinde çalışıyor. Yani emlak kontrolü olarak biz kendimiz çalışıyoruz. Uluslararası bütün bankalarla görüşüyoruz. Yani hangisi varsa aklınıza gelen hepsiyle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Emlak kontrolü olarak bizim yaklaşık 6 milyar 600 milyon lira vadeli kesinleşmiş alacağımız var. Yani satılmış, edilmiş 6 milyar 600 vadeli alacak var. Yani bunun bile nasıl sisteme dahil edebiliriz bunu dahi konuşuyoruz. Kendi içinde işte evet devletin bankalarla ilgili yeniden hayata geçirmekle ilgili çalışmaları var. Çevre Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüme ilişkin çalışıyor, bunu iyi biliyorum. Maliye Bakanlığı keza devletin atıl durumdaki arsalarını, gayrimenkullerini bu sisteme nasıl dahil ederiz diye çalışıyor. Var yani hani çalışma ama şöyle bir çalışma var diyemiyorum. Yani ama biz kendi özelimizde çalışıyoruz. Emlak dilinden Ayla Özer var. Ben tekrar projeye dönüyorum. Projede ticari alanlar görüyoruz. Ticari alanlarda satış olayınız nasıl gerçekleşti? Bir önceki projenizdeki Avrupa Park projenizde satışlar ne durumda? Onda büyük potansiyel nasıl gerçekleşti? Onunla ilgili bir bilgi alabilirsem. Kampanya dahilinde nasıl bir ödeme planı, ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Daha detaylı olarak bilgi alabilir miyiz? Tabii. Ticari alanları şu an satışa sunmayı düşünmüyoruz. Burası biliyorsunuz ana caddeye cephe bir yer. Mercedes bulvarını bilirseniz o bölgede. Oldukça kıymetli bir lokasyon aslında bu. Ticari alanları daha sonra, projenin sonuna doğru satışa sunmayı düşünüyoruz. Avrupa Park'ın satışlarının %95'i tamamlanmış durumda. Bunlar bitmiş, sözleşmeler yapılmış vesaire. Evet, hepsi bitmiş. Ticari alanları da herhalde Nisan'a kadar satışa sunacağız Avrupa'da. Orada da 87 tane yerimiz vardı. Kampanya ile alakalı, ben demin bahsetmemiştim. Sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz herhangi bir banka araya girmeksizin
42 ay vade. O yüzden kampanyanın adını biz bize diye koyduk. 42 aya kadar kendi bünyemizde vadelendiriyoruz burada. Peşinatlarını da işte değişik oranlarda şey yapıyoruz. Onu karşılıklı belki görüşmeyle ama genelde %20 veya 25 peşinatla yapıyoruz bunu. Başka bir çalışmamız daha var. O olgunlaştığı zaman aşağı yukarı sonuna gelindi. O neticelendiği zaman onu da duyuracağız. Bize göre yeni bir kampanya şekli olacak ama biraz daha vakte ihtiyacımız var. Şimdi bir önce de ilk lansman fiyatları üzerinden değerlendirirsek 2300 liralardan yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştık biz. Şu an %80 civarında, %70 civarında aldığı döneme bağlı bir artış var projede. Tabii bunun %30'unu enflasyona çıkacak olursak ki %30'un altındadır belki %27 zannediyorum. Gerisi de o bölgenin ve projenin yapmış olduğu prim olarak değerlendirilebilir. Tabii burada biz buraya daha burası bizim açımızdan baktığımızda çok daha iyi görüyoruz burayı. Neden? Çünkü birincisi şu an aşağı yukarı 8800 konut gerçekleşmiş burada ve bunun burada yaşam başlamış artık. Bu çok önemli. İkincisi bu ana cadde üzerinde bir yere sahip bu proje. Bu ikisinin de çok önemli avantaj olduğunu düşünüyorum. Buna bir üçüncü ilave de bölgede yapılan büyük yatırımlar tamamlanmak üzere. Yani özellikle ben Avrupa yakasını kastediyorum ve üçüncü havalimanını kastediyorum. İnşallah önümüzdeki sene açılıyor. Türkiye için de çok önemli bir proje biliyorsunuz. Ve çok ciddi katkısı olacak hele ki çevre yolları da bitirilirse. Onlar da yapım aşamasında. Bu üç avan şeyin çok ciddi bir fark getirdiğini düşünüyorum bu projeye. Şimdi Hayat Park'tan bahsediyorsunuz herhalde. Hayat Park tabi projelerin ortasında yer alan bir şey. Onun zaten 160 dönümü, 140 dönümü tamamlanmış durumda. Ki bazı etkinliklerle zannediyorum tanıtılacak da bundan sonraki süreçte. Dolayısıyla orada tüm spordan tutun, günlük yaşama kadar hatta piknik alanlarına kadar birçok aktivite yer alacak. Şu an yapılmış bir kısmı, önemli bir kısmı. Herhalde zannediyorum bir sene içerisinde tamamı bitmiş olacak. Tabii o benim yetkimin dışında da ben tahminimi söylüyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Projenizin Arap yatırımcılardan ciddi bir ilgi gördüğünüzü belirttiniz. Doğru. Konuşurken bunu biraz daha açabilir misiniz? Ne kadar bir burada ilgi söz konusu, yüzde kaç? Bizim satışlarımızın yaklaşık %20'si Arap müşterilerimize. Ve satış ofisinde her gün var. Özellikle ilginçtir. Bu Körfez krizinin olumsuz etkileyeceği düşünülürdü. Böyle söylenirdi. Biz de konuştuğumuzda çeşitli yerlerde bu böyle deniyordu. Ama öyle olmadı. Yani bugün Suudi yatırımcılar da yani belki en çok problem düşünebilecek ülke. Katarları söylemeye gerek yok zaten. Her gün satış ofisinde bizim Arap müşterilerimiz var şu dönemde. Bir de 700 milyonluk bir yatırım. Evet. Buradan ciro beklentiniz nedir? Tabii ciro beklentisini çok da böyle dile getirmek istemiyorum ama 700 milyonu bir revize etmek lazım. Şöyle, aslında satış değeri 750 milyon civarında olacak bir proje. Yatırım olarak baktığınızda arsa değerini veya inşaatın yapım değerini düşünerek söylemiyoruz bunu. Onları koydum çünkü onların güncellenmesi de gerekiyor. O açıdan satış değeri olarak baktığımızda bu rakamlara ulaşacağı kanaatindeyiz. Yeni projelerimiz olacak. Hazırladığımız yerler var. Kendimize ait arazilerimiz var. Özellikle Avrupa Anadolu yakasında. Ama biraz daha zamanı var o projenin. 2019 kampanyasında ben hangi bir önce yapılan kampanyayı mı kastettim? Son kampanyada biz çok yer almadık doğrusu. Sebebi de satışların tamamlanmış olmasıydı. Yani Avrupa satışlarının önemli ölçüde bitmiş olmasından kaynaklıydı. Bu projenin de henüz
satış onayları alınmamıştı. O yüzden kampanyada yer almadı. Yavuz Karaman Murat Bey'e sorum olacaktı. Murat Bey, geçen sene bu sene sektörde bazı kampanyalar oldu, siz de öncelik yapmıştınız. Şu anda da hali hazırda sıcağı sıcağına kampanyalar devam ediyor. Daha önceki kampanyalarda oldukça iyi sonuçlar gelmişti. Şu anki tablo nasıl? Beklentileriniz karşılığında genel bir değerlendirme yapar mısınız? Teşekkür ederim. Şu anki tablo diğer iki kampanyaya göre biraz daha aşağıda tabii ki. O iki kampanyaya emlak konutu olarak öncülüğünü biz yapmıştık. Açıkçası bunu da bir gelenek haline getirmek istemiyoruz. Yani biz o iki kampanyada biri 15 Temmuz sonrasıydı, biri de finansal, gerçekten ciddi manada finansal sıkıntının olduğu sektör adına dönemdeydi. İkisinde de bizim vatandaşımıza ödeyebileceği, gerçekten onları düşünen bir kampanya yapmamız gerekiyordu. Onların yaptığı fedakarlık karşısında. Biz onları yapmış olduk. Süreç içerisinde yine ihtiyaç olursa emlak konutu olarak her zaman işin başında oluruz. Ama dediğim gibi bunu gelenek haline de getirmek istemiyoruz. Diğer kampanyalara göre biraz daha aşağıda. Ama geçmiş aylara göre de ciddi manada bir hareket var diye düşünüyorum.